Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet, Nasuaköy'ü da dinledik. Özellikle üçlünün solunda rahat olduğunu söylüyor. Çok hızlı, tempolu bir kanat oyuncusu olduğunu söyleyeyim. Yani sakatlığı üzerine te tekikler yapıldı ve bayağı da derinlemesine yapıldı. Çünkü daha önce bir sakatlık geçmişi şey var. Eğer iyi olursa sezon boyunca çok katkı sağlar. Ama tabii şöyle konuşalım. Ya belki bir geniş kadroyu ortamıza alırsak Beşiktaş'ın. Çünkü Tuna'yla da konuştuk. Tuna dörtlüye döndü Beşiktaş diyor. <laughs> Bence de. Dörtlüye döndü diyor ve dörtlü oynayacak gibi siyah beyazlı takım. Tabii bu şöyle kamp dönemini üçlü hazırlıyorsunuz. Sonra dörtlüye dönüyorsunuz. Ama bu esnekliği yapabilecek bir alışkanlığı var Beşiktaş'ın. Yani ta işte hep söylüyorum zamanında Samet Hoca'dan başlayan Şenol Hoca ile devam eden Bilic, Bilic Hoca ile Şenol Hoca ile Sergen Hoca ile Önder Hoca ile gelen bir pas oyunu var. Burada üçlüye dönüyordu ama vazgeçti hoca. Ve tekrar dörtlüye döndü. Bu esnekliği göreceğiz bakalım nasıl olacak hocam. Burada şimdi önemli olan Beşiktaş'ın ne oynayabileceği değil. Hocanın ne oynatmak istediği. Yani geldiğinden beri yapmış olduğu açıklamalarla ilgili üçlü oynamanın vermiş olduğu bir şey vardı. Bir özgüven vardı. Evet. Hani 150 tane maç yaptım Hı. ben üçlü oynattığım gibiyle açıklamaları falan bu. da var. Ama tebrik ediyorum kendisi Türkiye'de çabuk çözmüş. Olmaz bunu. dedi. Olmaz. Bence Rıdvan'ın gelişi de çok etkili biz oldu. Biz yani efendim Rıdvan'ın gelişi de çok etkili oldu bu karar. muhakkak da. ki etkili olmuştur ama şu anda bir tane daha aldılar. Şu anda gene üçlü oynayabilir. Fakat arka ben. evet. Evet. Arkadaki üçlü sol bekiniz olsa sağ bekiniz de yani onları da olsa o üçlüyü oynattığınız stoperleriniz çok önemli olur. Yani oraya transfer yapmayacağınıza göre sizin elinizi de kolunuzda bağla. Ve Beşiktaş'ın da bana göre eğer dörtlüye dönerse ve öyle oynamaya başlarsa bence çok can yakacak gibi geliyor. Zaten üçlü konusunda hocanın ben tamamen vazgeçeceğini çok düşünmüyorum bu değil. arada. Çok özür dilerim. <laughs> çok ısrarcı değil. Hani Pereira'nın yapmış olduğu ısrarı Hı. 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 Valeri İsmail göstermedi. Bir takıntı haline getirmedi. Getirmedi. Yani benim dediğim olacak mantığı üçlü oynayacağız. Onun oradan vazgeçti. Son oynanan müsabakada gördük. Dörtlüye dönmüşler. Zaman zaman yine üçlüye dönebilir fikrindeyim. Hı. 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 Çünkü Hı. oyuncunun üçünün solunda da oynayabilme durumu. Biraz hocayı da zaman zaman düşündürecektir. E, ama çizgiye kimi koyacağını sorusu cevabını bulmayınca yine stoper yeteri kadar stoper olmamasına bağlıyoruz. Bir de şu var. Stoperlerin özelliği de önemli. Bazen elinizde 5-6 tane stoper olur ama hocanın istediği stoperlerden şu. Rakip yarı sahaya yakın durun basın hatta mümkünse rakip yarı sahaya çıkın. Toplu topsuz siz taşıyın topu ve diagonal toplarla sizden başlasın. Şimdi sağdan sola doğru yerden kesmeleri istiyor. Soldan sağa doğru kesmeleri istiyor. Stoperlerden hem toplu hem topsuz bir şeyler istiyor hoca. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Beşiktaş'tan ezeli rakibin yıldızına kanca. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Valerian İsmail yönetime transfer listesini sundu. Dimitris Pelkas için Fenerbahçe sürpriz bir görüşme gerçekleştiren siyah beyazlılardan bir sürpriz hamle daha geldi. Fahşnat için bir türlü istediği aşamaya geçemeyen Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Feguli'nin menajeriyle bir araya geldiği belirtildi. Şu anda boşta olan Cezayirli yıldızın menajeri siyah beyazlılardan imza parası hariç senelik 2 milyon euro talep etti. Feguini'nin menajeri oyuncusunun İstanbul'da yaşamayı sevdiğini, Türkiye'de oynamak istediğini belirterek bu rakamın altına düşmek istemediklerini söyledi. Ceyhun Kazancı ise Fegu'yi beğendiklerini, ancak kafalarındaki rakamın bonuslar ve imza parasıyla beraber toplam 1,5 milyon euro civarında olduğunu ifade etti. Kazancı bu rakam üzerinden bir görüşme yapmak isterlerse kapılarının kendilerine açık olduğunu söyledi. Feguli 2017-2018 sezonunda West Ham United takımından Galatasaray'a transfer olmuştu. Cezayirli oyuncu 5 sezon Galatasaray forması giydi. 162 karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giyen Feguli 34 gol katkısı sağladı. Feguli Cezayir milli takım formasıyla 54 karşılaşmada görev aldı 19 gol attı. İsmail'den sistem kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian İsmail, üçlü sisteme yönelik eleştirilerin ardından karar değiştirmiş ve dörtlü savunma dizilişine geçmişti. Beşiktaş, Sampdoria ile oynanan hazırlık maçına 4-3-3 gibi bir dizilişle çıkmıştı. Süper Lig ilk haftasında oynanacak Kayseri Spor maçına Fransız teknik adamın nasıl bir sistemle çıkacağı merak konusu. Edindiğimiz bilgilere göre İsmail, Sampdoria maçındaki futboldan oldukça memnun kaldı ve oyuncularıyla bu yönde bir toplantı yaptı. Deneyimli teknik adam sezonun büyük bölümünde taktik gereği olmadıkça dörtlü sistemle sahaya çıkacak. Yönetimden bu yönde takviyeler isteyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, Kayseri Spor maçında aynı diziliş tercihi yapmayı planlıyor. Beşiktaş'ta rota yeniden Kaan Ayhan Siyah-beyazlı yönetim, özellikle teknik direktör İsmail'in ısrarla vurgu yaptığı stoper sıkıntısını çözmek için çaba harcıyor. Beşiktaş, uzun süredir transfer gündeminde yer alan ancak yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilen Kaan Ayhan için yeniden düğmeye bastı. Yönetim, Kaan Ayhan'ı transfer ederek hem savunmaya önemli bir yıldız takviyesi yapmayı hem de yerli sorununa çözüm bulmayı hedefliyor. Badra Sisse imzayı atıyor. Beşiktaş, 19 yaş altı takımda forma giyen fil dişi sahili oyuncusu Badra Sisse ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Savunma bölgesine görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, Siyah beyazlı takımın Avusturya kampına katılmış ancak İspanya kampı kadrosuna alınmamıştı. Ancak kampta yaşanan sakatlıkların ardından İspanya'ya da çağrılan Sisse'nin sözleşme imzaladıktan sonra rapora göre takımda kalması ya da kiralanması bekleniyor. Emirhan ve Rıdvan'dan 11 milyon euro kar. Rıdvan Yılmaz 6,5 milyon euroya Rangers'a imza atarken Torino'da Emirhan'ın sözleşmesinde yer alan 4,5 milyon euroluk çıkış maddesini kullanarak genç futbolcuyu renklerine katmış olacak. Emirhan İlkan'ın ayrılışı her ne kadar camiada şok etkisi yaratsa da yönetim açısından bakıldığında 18 yaşındaki futbolcunun bedava gitmesindense kulübe bonservis ile veda etmesi kazanç olarak değerlendiriliyor. Ki siyah beyazlı kulübün son 20 yılına bakıldığında Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkan'a kadar altyapıdan çıkıp kulübe para kazandırarak yurt dışına transfer olan sadece iki futbolcu bulunuyor. Bunlardan biri Nihat Kahveci, diğeri ise Atınç Nukan. 2002'de siyah beyazlı takımın altyapısından yetişen Nihat Kahveci 5 milyon euro bonservis de İspanya takımına transfer olmuştu. 2015'te ise yine Kartal'dan yetişen Atınç Nukan 6 milyon euroya Bundesliga ekibi Leipzig'in yolunu tutmuştu. 20 yılda kulbün kasasına sadece 11 milyon euro girerken siyah beyazlılar bu rakama 2022-2023 transfer sezonunda ulaştı. Transferde adı sıklıkla geçen Ersin Destanoğlu'nun olası bir ayrılığında bu rakamın daha da artması söz konusu olabilir. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de pazartesi günü hürriyette yer alan röportajında değerini bulup gitmek isteyen oyunculara kal diyemeyeceklerini belirtirken şunları söylemişti. Altyapıdan gelen çocuklarımızın yıllarca forma giymesinin diğer genç kardeşlerimin yolunu kapatacağını biliyoruz. Bu sebeple altyapıdan A takıma gelmeli, orada kendilerini göstermeli, hem kendilerine hem de Beşiktaş'a kazanç sağlamaları ve gittikleri yerde ülkemizi ve Beşiktaş'ı iyi temsil etmeleri çok büyük kazançtır. Beşiktaş'a Joven'den soğuk duş Beşiktaş'ın uzun süredir anlaşmayı beklediği Joven için dün heyecanlandıran bir haber geldi. Rekord gazetesi Joven'i Beşiktaş'a çok yakın haberi yaptı. Ancak aynı gazetede bugün çark etti. Joven, Beşiktaş ve Burnley'i reddetti haberini manşete taşıdı. Sezonu Lazio'da tamamlayan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş'ın Sporting'de anlaşmasına rağmen Süper Lig'de oynamayı reddettiğini iddia edildi. Cabral'ın Burnley'de Championship'de oynamak için istemediği haberde detay olarak verildi. Valdes için Beşiktaş'tan servet istediler. Emirhan'ın Torino'ya transferinin bugün yarın resmileşmesi beklenirken o mevki için sürpriz bir isim yeniden gündeme geldi. Daha önce de adı konuşulan Diego Valdes. İspanyol basınına göre Türkiye'den Beşiktaş'ın Diego Valdes'in peşinden gitmeye devam etmesine rağmen Getafe'de oyuncu ile ilgileniyor. İspanyol basınına göre Şilili oyuncunun yüksek maliyeti işleri karmaşık hale getiriyor. Çünkü oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Meksika ekibi Club Amerika 10 milyon eurodan daha az bir rakama oyuncuyu bırakmıyor. Valdes'in değeri transfer mark verilerine göre 6 milyon dolar. Ancak Meksika takımı Şili'li oyuncunun sözleşmesine 20 milyon dolarlık bir fesih maddesi ekletti. Bu yüzden müzakereler hiç de kolay olmuyor. Haberler buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.